Meryem Can kardeş, salam sana, bağırma bastıram, öpürem. Nece sen keyfin, ehvalın, Sağ olun Kurban Bey. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Ferit Bey'e teşekkür ediyorum bu değerli bilgileri için. Tural Kazımov kardeşimizi de selamlıyorum. Sizleri ve Azer Firidun ailesini, vaziyetin? hepinizi teker teker bağrıma basıyor. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Teşekkürler. Kurban Bey, Ne bildi gibi ben sensiz tarıkmışız ha kardeş. sağ ol, teşekkür ederim. Ben Efir'i her zaman izlerim. Şimdi bazı şeyler var, benim katılmamam lazım olan konularla ilgili sizin iş meseleniz. Fakat iş genelde bütün Türk dünyasını ve bizim kardeşliğimize binaen konular şey olduğu zaman, gündeme geldiği zaman tabii ki dilimizi döndüğü kadar birbirimizi kırmadan, üzmeden bir selam da etmek isterim. Tabii. Şimdi Ferit Bey'in verdiği deminki bilgi, önce ben buradan bizim 2 gün kabak, bundan kabak Cumhuriyetimizin 101. ilini kutladık. Evet. Burada gençlerimiz ellerinde bayraklarla binlerce her mahallede, her şehirde, her bölgede çok böyle yani sinemizi coşturan bir vaziyette millet özü fray olarak, serbest olarak, özgür iradesiyle döküldü caddelere, kutladık. Ben onun şeylerini çektim, size de gönderebilirim onları. Önceden buna göre önce Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyorum. Bütün Türk dünyasının da aynı şekilde millet olarak, halk olarak bayrağına, devletine, toprağına, milletine, geleneğine, milliyetine, örfüne, adetine, dinine sarılmasını canı gönülden ve bir yürek olarak çarpmamızı temenni ediyorum. Ferit Bey'in demin dile getirdiği bazı yoldaşlar değil, magazin gelirdi, böyle böyle değiller. Şimdi güzel kardeşlerim, güzel abilerim, bu inkar edilmez bir şeydir. Tabii ki Karabağ'ın zaferi Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan halkının ve Azerbaycan'da olmayan bizlerin ellerimiz havada dualarımızla, gerekirse maddi olarak, gerekirse manevi olarak sizlerle gönlümüzün bir olduğunu bir kere bunu idrak edin yani. Bunun haricinde 85 milyon insanın derdini, geleceğini, kaygısını içeriden, dışarıdan gelecek tehlikeleri bir yana koyup bizim reisimiz, bizim cumhurbaşkanımız mahiyetinden beraber defalarca geldi oraya. Ki özü defalarca gelmesine rağmen onu bir kenara koyalım da bu özü o kadar can siparana oraya yüreğinden gelen, mahiyetinden gelen İçişleri Bakanı'yla, MİT Başkanı'yla, Dışişleri Bakanı'yla gelen bir Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, görün öz alt kadrosundan neler gönderip oraya. Göze gelmeyen, göze çarpmayan, medyaya yansımayan. Bu da inkar edilmez bir realitedir. Şimdi Azerbaycan'daki Türkiye'nin rolünü ben şöyle tarif edebilirim Kurban Bey. Azerbaycan'daki Türkiye'nin rolü bugün Azerfridum TV'nin, Azerfridum ailesinin durumu gibidir. Eğer Kurban Bey, eğer Sayın Erasun Bey, eğer bedeller ödemiş İlhan Bey, eğer bedeller ödemiş Evel Zeynallı ve diğer insanlar olmasaydı sizin bugün terter gibi bir davanız ve her birinizin neden narazılığı varsa onlar gündeme gelmezdi. İşte terterle Azerfridum'u ben Türkiye'nin rolünü aynı kefeye koyarım. Aynı Güzel benzer. tartıya koyarım. Şimdi Azerbaycan ordusundaki generallerimize, askerlerimize, neferlerimize, kardeşlerimize şunu demek isterim ben. Bakın, sizler tabii ki canlarınızla savaştınız. Belki daha korkunç şeylere biz gark olabilirdik. Ama bu inkar edilmez bir şeydir. Biz elimizdeki teknolojiyi bize yalvaran İsrail kapımızda yatır, bize ondan bir tane verin diye. Vermiyor. Ama biz
bütün ne varsa hamısını sizin, size onları yöneten, onları icrasını düzelten teknolojik bilgiye sahip mahiyetli insanlarımızla beraber biz teknolojimizi de size verdik. Bu inkar edilemez. Tabii ki başarı sizindir. Erdem Bey kardeşim, burada yanlışlığın var. Siz, bize hiç ne vermediniz siz. Siz özünüze vermişsiniz. Bize ne verdiniz? Biz nerede? Boşa düşmedin mi? Hayır, o diyen, o dile getirenlere de Erdem Bey. Tabii ki özümüze vermiştik biz. O dile getirenler eğer ayrı gayrılık koyurlarsa, ayrı gayrılık koyursa benim sözüm onlaradır. Biz ayrı gayrı koymadık ki. Biz ayrı gayrı koymuş olsaydık İsrail bizim kapımızda yatmak istiyor. Der getir ondan bir tane de bana verin. Ben beni falan Almanya istiyor. Almanya'ya vermedik kardeşim bunu. Ama biz şimdi diyeceksin ki biz pulunu vermişik. Her şey pul değil ki. Ben istesem onu sana vermem. Ben, bak yanınızda İran vardı. Hizbalaydınız da. Divereydi. Orada 40 milyon insanımız var bizim. Ama gönül, oğla gönül baş, özge bir şeydi. Ben bugün eğer içinden gelmezse, sizin derdiniz benim derdim olmasa, benim Azerfilet'in esirinde ne işim var kardeş? Ne işim var ben burada? Çünkü senin dırnağına bir taşlayan da benim kalbim sızlıyor. Senin başından bir tük eski yolunda benim kolum sınır. Bir ananın gözyaşını görende, yani Türkiye'nin durumu yine onu yattan çıkardım. Türkiye'nin oradaki Azerbaycan'daki Karabağ Savaşı'ndaki rolü, valide ananın Azer Fridum şeyinde efirlerinde canını ortaya koyduğu kimindi? O kadının, o el öpülesi kadının eğer o feryadı bu efir vasıtasıyla bizlere ulaşmasaydı bugün ben burada olmayacaktım. Bugün Azerbaycan'ın Azer Fridum'un 150 bin iştirakçısı olmayacaktım. Cebinde bir manatı olan da acaba yani bir buçuk manat da bir iki manat eleyip bunu oraya gönderebilirim diyen insanlar olmayacaktım. Bizim hamımızın bir yarası var. O yaramıza melhem olmak isterim. Bunu bilmenizi isterim. Bu şeyleri birilerinin yanıltmasıyla, birilerinin gazına gelip de yanlış ifadeler kullanmak gerçekten biz iki kardeşin arasında hiçbir zaman olmamalı ve olması da münasip değil. Olacaksanız, bunu dile getirecekseniz önce mübariz olun. Ondan sonra Polat olun. Ondan sonra Halis Demir olun ki söz demeye hakkınız olsun. Sizin yoldaşlarınıza, sizin evlatlarınıza lom sokan, çok utanarak diyorum ben bunu. Eğer o sebepçarlar, o caniler sizin halen görevde olduğunuz yerlerde A noktasından B noktasına gidip gelebilirse sizin Türk ordusu hakkında konuşmaya hiçbir hakkınız yok. Önce mübariz olun, sonra Polat olun, ondan sonra Halis Demir olun. Danışın. Beni danıştırmayın. Siz yine benim canımsınız. Beni danıştırmayın. Sizi seviyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Önce sizin ayağınıza, başınıza kül tükenleri eline lapakkaya alın. Ondan sonra o kül hiçbirimizin gözüne gelmez. Teşekkür ediyorum Kurban Bey. Teşekkürler Meryem. Ben bir şey diyeyim şimdi. Dikkat edin. Ben sadece sorular vereceğim dostlar. Karşı mı düşünsünüz cevap versin. Burada sohbet Türkiye'den, ne bileyim Rusya'dan, İsrail'den ele bile gitmiyor. Evvela benim sual budur. Türkiye 30 yıl bundan kabak Evfez Elçi Bey 4 tane helikopter isteyende verebilmeyen bir Türkiye 30 yıldan sonra tamam başka bir seviyede, tamam başka bir mövqede bu prosesde iştirak ederdi. Bunun farkını hamı görür. Ama sual belədir dostlar. Səmimi xahiş edirəm deyin. Sizcə Türkiye olmasaydı, İsrail'in sattığı silahla, o 3000 şəhidimizlə, 10000 qazimizlə
biz Qarabağı indi kimi azad edə bilərdi, yoxsa yox. Ya hələ yox yazın. Kim necə düşünür, elə də yazsın. Sualım belədir. Türkiyə olmasaydı, İsrailin bizə saxdığı silahla, biz Qarabağı azad edə bilərdi, yoxsa yox. 3 min yola 30 min şəhər verməklə də. Lütfən hamı yazsın. Baxın, Məhrəm bəy, bu Azərfirdim ailəsinin səviyyəsi budur, görürsünüz. Hamı yazı yox. Qananlar gözəl başa düşür ki, Türkiyə sadəcə silah vermədi ki. Türkiyə sadəcə olaraq kadr göndərmədi ki. Təlimatçılar. Türkiyə təhsənə general göndərmədi ki, döyüşü təşkiləməyə planlaşdırmağa. Türkiyə böyük Erdoğanın, bəli, bəli, kim Erdoğanı sevirsə, min onu öz işidir. Mənim üçün Erdoğan böyük dövlət xadimidir. Dünya miqyaslı siyasətçidir. Böyük Erdoğanın iştirakı şəxsən olmasaydı, Rusiyanın neytrallaşması istiqamətində, beynəlxalq səviyyədə Erdoğanın şəxsi və Türkiyə dövlət olan dövlətin apardığı iş olmasaydı, istəyir min dənə İsraildən silah al, Amerikanın ən mühüm silahlarını al, bu müharibədə qələbə mümkün deyildi. Biz 30 il əvvəlki xalqıdıq, indi həmin xalqıdıq, bugün də lazım gəlsə 3 min yox, 30 min də şəhid verməyə hazırıq torpağımız uğrunda, amma biz rolları düzgün qiymətləndirməliyik. Türkiyə olmasaydı, hamı dedi ki, İsrail də burada silah satmış olsaydı, Amerikada qayıb gəlmə mümkün deyildi. Türkiyənin iştirakı olduğuna görə, indi ki, başqa sualı başqa cür qoyacaqam. Bir anlığa hesab edin ki, nə İsrail'da silah almışıq, nə də başqa ölkədən. Tək bir dənə Türkiyənin özünün və silahlarının bizə iştirakı köməyi, hamıza bəlli olan köməkləri kifayət edirdi, yoxsa eləmirdi qalib gəlmək üçün? Hələ yox yazdı, xahiş edirəm. Tək bir dənə Türkiyənin sərgilədiyi mövqeç var idi bütün sahələrdə. İsrail'dan alınmış silahları olmasaydı da qalib gələ bilərdi, yoxsa yox? Hamı xahiş edirəm, hələ yox yazsın. Bəhrəm bəy, cavablara fikir verin. Qurban bəy, görürəm hamısını. Baxın, budur, millət budur. Təşəkkür edirəm. Deyin, Məhrəm bəy, 5-10 gedə gedənin Türkiyə və Azərbaycan arasında fitnə salmağa çalışılması boş şeydir. Onlar hamısı elə belə, sabun köpüyü kimi dağıb gedəcəkdir. Hamı hər şey bəllidir. Yenidən biz İsraildə silah almasaydıq da, burada hamı gözü yazır. Bəli, hə, bəli. Bir dənə Türkiyənin görsətdiyi siyasi, hərbi, mənəvi dəstək kifayət elədi ki, eləyər ki, bundan sonra da. Və bu suallardan aldığımız dostlar, bu cavablardan çıxardığımız nəticə nədir? Türkiyə, bizim Ərəbistan oluşu çox tez-tez onu xüsus vurğuluyor, təbii müttəfiqimizdir. Allah tərəfindən, yəni, bizə müttəfiq verilən qardaşımızdır. Bayaq Məhrəm bəy deyəndə ki, silahı sizə vermişim, elə bir demədim. Silahı bizə verməmişsiniz, özünüzə vermişsiniz. Bizim atalarımız, bizim babalarımız Türkiyə uğrunda döyüşənlə, onlar Türkiyə üçün döyüşmürdülər ki. Çanakkale'da onlar özləri üçün döyüşürdülər. Türkiyə əskəri hətta Məhəmməti gedib, deyək ki, hər hansı müsəlman ölkəsində döyüşüb şəhid olanda, o demir, mən gəlmişəm burada Suriyə üçün ölürəm, mən gəlmişəm burada Fələstin üçün ölürəm, o demir, özüm üçün döyüşüb ölürəm, öz niyyətim üçün, öz məqsəd, ideallarım üçün ölürəm. Ona görə də o, bəzi yenidim, gələk ki, dənin sözü heç kəs ürəyim bulandırmasın. Azərbaycan xalqı gözəl bilir ki, Türkiyə nədir onun rolu, nədir bizim bugün mövcudluğumuzda və inkişafımızda. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın əlində oyuncaqdır. Siyonizmin əlində oyuncaqdır. Azərbaycan hakimiyyətində bugün də Türkiyəni arxadan vurmağa hazır olan adamlar var. Türkiyənin rolunu kisitməklə təbii ki, arada fitnə salmağa çalışan insanlar var. Bir qardaşımız da zəng edibdir. Zədə bir onu mən qəbul edim. Alo.
Çok sağ olun Kurban Bey. Salam kardeş, akşamın efirdesiniz. Naharım Bey de salamlayıram, hoş geldin deyirim efire. Temelik Kurban Bey, Kurban Bey, temelik belədir. Buzdağının görünen ve görmeyen tarafları var. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği silah, gönderdiği döyüş təşkilmək için gönderdiği general var. Bu buzdağının görünmeyen tarafıdır, görünen tarafları da. Görünmeyen taraflarını ne siz bileceksiniz, ne biz bileceğiz onu. Onu bilir ancak Türkiye'nin idare eden belediyette değerin devleti onu bilir. Çünkü Azerbaycan çok küçük bir devletti Kurban Bey. Azerbaycan'ı belediyette, yani bunu Azerbaycan'ı ezmek bir karışık kimi ezmek dünyada haritada daha görsen bir Azerbaycan. Aynen. Onu ezmek hiçbir çekinlik yoktu, hiçbir büyük devletten karşısında. Fransa kimi, Rusya kimi, Amerika kimi büyük devletler var, İran kimi. Bunların hamısının ağzını bunları susturup yerinde oturmak ve muharebenin Azerbaycan'ın hayrına hal olmağı dövüşe aparan Azerbaycan askeri. Buna söz yok. Bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize can sağlığı versin, askerlerimize can sağlığı versin. Aynen. Ama buzdağının görünmeyen tarafı Türkiye devlet bunu bir defalık hamı bilmeli ve itiraf etmeli. Buzdağının görünmeyen tarafı Türkiye devleti olmasaydı Azerbaycan çok müşkül, gerçi bu mümkün olan bir şey değildi. Bunu ben bilebilirim, yani ben bile kabul edeceğim. Böyle de var. Yani bunu hamı da bilir, yani başa düşer. Tabii. Sağ olun kardeşim, var olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Kurban Bey, rica etsem bir şeyler söyleyebilir miyim? Buyur. Kurban Bey, biliyorsunuz bu 90'lı yıllarda bizden iki tane helikopter istenmişti, biz veren bir diyorduk. Ama onun sebebi var, niye veren birdik diye. Bu helikopterler bizim özümüz istihdal edemirdik onları. Onlar NATO'nun malıydı. Oraya gidenmezdi onlar. Başa düştüm. O gün Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak gerçekten Türkiye çok zor durumdaydı. Yani öz içindeki PKK'yla, diğer terör gruplarıyla uğraşmak gibi bizim çok derdimiz vardı o zaman. Elimizde öz silahımız yoktu. Ama şimdi Allah'a şükür teknolojimiz gelişti, insanlarımız bilinçlendi, dünyanın muhtelif ülkelerinde eğitim görmüş, tahsil görmüş bizim mühendislerimizin hamısı başa düştü ki biz öz ülkemiz için öz dırnağımızdan öz başımızı kaçmalıyız. Haricde 20 bin, 30 bin dolar pul almaktan feragat ilettiler, geldiler burada. Benim devletim benim karnımı doysun, ne olursa olsun bu insanlara biz bu ülkemize bir şey bacarmalıyız, bir icat etmeliyiz. Ve bunun faydası da bütün biz, Türkiye her zaman Türk dünyası demiştir. Her zaman Turan Birliği demiştir. Her zaman Türk Birliği demiştir. Bizim başbakanımız kadar Türk dilli cumhuriyetlerine sefer eleyen ikinci bir başbakan daha yoktu. Onların da gelip gitmesi lazım. Ama onların ayağında pranga, çokların ayağında pranga yoksa da bir tane ip bağlı olduğunu biz biliriz tabii. Buna rağmen yine kardeş diyoruz. Çünkü halklar, yani halklar bizi sever. Biz de halkı severiz. Siz kime ağa değilsiniz ve biz de sizin hatırınız için onun önüne bir kaşık çörek koyuruk yani. Bunu iyi bilin. Bunu iyi bilin. Bizim millet olarak, Türk halkı olarak, Türk milleti olarak 85 milyon insan olarak bizim yüreğimizle, kalbimizle, gönlümüzle her şeyimiz sizinledir ve her şeyimiz de sizindir yani. Her şeyimiz sizin. Biz o zaman iki tane helikopter veremirdik ama şimdi elimizde ne varsa onu verdik. Daha fazlasını vermeye çalışıyoruz. Ki vermek bizim borcumuzdur. Çünkü biz nüfus olarak biz o cumhuriyetlerin, özüm adına danışmıyorum, millet olarak danışıyorum, halk olarak. Bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti o devletlerin abisidir. Abiler her şeyi verir. Vermek zorunda. Ata yerindedir. Verecek, bakacak. Ama bizler de evlatlık vazifelerimizi yapmamız lazım. Bugünlerde gördünüz bizim teknoloji üreten fabrikalarımıza saldırı yaptılar. Ben beklerdim ki o ileri geri konuşan insanlar tutsun o sahaplarının yakasından desin ki yeter artık, daha dünem tanımadın, 30 yıldır tanımadın, indi PKK
terör örgütünü terör örgütü olarak Azerbaycan Meclisi'nden geçirir desinler bakın. Madem kişisiniz, madem söz diyersiniz, gidin vurun masaya deyin ki bizimle bak orada bizim kardeşlerimiz Osmanlı o zor halinde öz içindeki adamların kırılmasına razı olduğu Azerbaycan'a Nuri Paşa'yı gönderdi. Ordularını gönderdi oraya. Biz tarihte üstümüze düşen ne varsa onu maksimal derecede elemeye çalışmışız. Gidin şimdi azaz ülkesiniz. Gidin generalim mi değil, prokurorum mu değil, halk mı diyecek? Yeterin deyin artık 85 milyon insana bizim bugüne kadar 40 milyon 40 binden fazla bizim şehidimiz var bu katiller eliyle. Ve siz o katilleri orada ticaretle uğraştırırsınız. Orada mali desteklerle şey yapırsınız, koruyorsunuz. Gidin parlamentoya halk olarak çıkın gidin. Deyin ki Türkiye'de bizim kardeşlerimizi öldüren bu şerefsizlerdir. Siz de bunu terör örgütü olarak tanıyın. Niye demirsiniz? Tam doğru. Bugün benim topraklarıma göz diken, bugün benim topraklarıma göz diken, Fırat'tan Nil'e kadar Doğu Anadolu'nun yarısını İsrail'in taşeron köpekleri PKK eliyle parçalamak isterken sen halen İsrail bayrağı sallıyorsan o zaman sana ayıplar olsun halk olarak. Halk olarak gerçekten ayıplar olsun.